İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk TV'de ben Cenk Akyoldaş Yatırımcı Soruyor programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Birazdan konuğumuz Kerem Aksoy olacak. Roto Portföy Yatırım Danışmanlığı Dağıtım Kanalı Bölüm Direktörü'yle kendisiyle görüşeceğiz. Ama öncesinde bir piyasalarda neler oluyor, fiyatlamalar nedir ona bir bakalım. Sonra peşinden kendisiyle konuları tartışırız. Borsa İstanbul son günlerde ciddi yükselişler göstermişti. 5500 üzerindeyiz. 5579 puandayız. Gün eksi başlamıştık, şu anda 0.34 artıdayız. Dolar TL dün %7'lik yükselişin ardından bugün 0.47'lik yükselişte 23.36 TL'de de. Euro TL tarafına bakarsak 25 TL'nin hemen üzerinde 25.04'te. Sepet kur tarafı 24.20'ye kadar çıkmış vaziyette. Gram altına bakarsak 1462.85'te diyelim, 0.86'lık yükseliş söz konusu. Dolar endeks tarafına bakarsak 0.24'lük düşüşte 103.90'larda. Euro dolar paritesi 1.07.21'de. Pound dolar paritesi 1.24.66. Dolar yen 139.71.40. Dolar İsviçre frankı tarafına bakarsak 0.90.84'teyiz. Asya piyasasındaki borsalara bakarsak seyirin nasıl gidiyor? Çin tarafında 0.50'lik yükseliş var, 3.213 puanda. Japonya Nikkei'de 0.79'luk düşüşte 31.660'da. Hong Kong Hang Seng'de değişim yok gibi 0.09'luk bir artı söz konusu, 19.269. Güney Kore Kospi'de 2.395 puan. Hindistan Sensex'de 63.082 puandayız. Amerikan vadelilerde durum nasıl? Dow Jones'ta 0 değişim var, 33.128 puan. S&P 500'de 0.05'lik artı seyir var, 4.276. 4.300 puan seviyesine geldiğinden beri biraz patinaj başladı, aşamıyoruz. Bakalım Fed toplantısı sonrasında bu bölgede aşılabilecek mi? Önümüzdeki hafta çarşamba günü resim biraz daha netleşecek. Faiz artımına duracak mı? İleride nasıl bir şekillenecek? Bunu merakla bekliyoruz. Buradan tabii faizlerden pozitif, ciddi derecede faiz arttırmanın durmasına pozitif şekilde etkilemeyecek sektörlerin başına teknoloji sektörü geliyor. Nasdaq tarafına da baktığımız zaman orada da artı seyirin devam ettiğini görüyoruz. ABD 2 yıllık tahvil faizi 4.55'te, 10 yıllık tahvil 3.80'nin hemen sınırında, 3.79.90'da, 30 yıllık tahvil ise 3.94.70'den geçiyor. MTL piyasasındaki fiyatlamaya bakarsak altında 1950 doların altındayız, 1947.94. Brent petrol 76.91'de, ham petrol ise Amerikan tipi 72.63'te. Ve son olarak da kripto piyasasına bakalım. Son sekin almış olduğu Amerikan SPK'sından almış olduğu değerlendirmeler, borsalar üzerine özellikle Binance ve Coinbase'e açmış olduğu davalar. Burada fiyatlama üzerine baskı yaratmıştı ama Bitcoin tekrardan toparladığını görmekteyiz. Fiyatlama açısından değerlendirdiğimizde 26.420 Bitcoin'de, Bitcoin TL'de 621.600'ü, Ethereum'da 1.841 doları görüyoruz. Evet efendim, konumuza dönüyoruz. Kerem Aksoy bizlerle. Kerem Bey merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydınlar. İsterseniz öncelikle içeriden başlayalım, daha sonra yurt dışına gideriz. Çünkü gündem çok sıcak. İşte hafta sonu Bakanlar Kurulu açıklandı. Bakanlar Kurulu açıklanması öncesinde bir Mehmet Şimşek senaryoları konuşuldu ve bu gerçekleşti. Geçtiğimiz haftaya başlarken bu haber başlığı satın alırken, bu hafta gerçekler satılır mı derken yine de borsanın yükselişini devam ettirdiğini gördük. 5600 sınırına kadar geldik. Tabii Mehmet Şimşek'in törende görev değişikliği esnasında yapmış olduğu açıklamalarda rasyoneliteye tekrardan dönüş olduğunu ve artık macera aranamayacağına yönelik açıklamalarının peşinden dolar TL'de de bir serbestliğin geldiğini ve şu anda da 23 TL'nin üzerine bir fiyatlamaların geçtiğini görüyoruz. Ne dersiniz bu çerçevede bizim adımıza nasıl gördüğünüzü, ileriye yönelik beklentilerde nasıl bir sistem oturacak? Yakında da Merkez Bankası'nın toplantısı var. Herkes de bir faiz artımı beklentisi yönünde raporlar gelmeye başladı. Sizin öngörüleriniz nedir? Bu çerçeveden bizim için değerlendirirseniz sevinirim. Tabii. Yani açıkçası Mehmet Şimşek ismi gündeme geldiğinden beri ciddi anlamda bir
piyasa dostu bir tavır izliyoruz. Gerek hisse senedi tarafında, gerekse de aslında Türkiye'nin risk primi dediğimiz CDS'ler tarafında, 5 yıllık CDS'ler tarafında. Ciddi anlamda piyasa tarafından şu anda bir kredibilite verilmiş durumda. En azından yeni ekonomi yönetimine. Dolayısıyla bu kredibilitenin devamı için ne gerekiyor? Buna bakmak lazım. Şu an için bence olumlu adımlar atılıyor. Bir, normalleşme sinyalleri veriliyor. Yani normalleşme yoluna yavaş yavaş girdiğimizi görüyoruz. İki, kur tarafı bir miktar serbestleşerek aslında bir miktar daha bizim ortodoks politika dediğimiz yurt dışındaki olası normalleşme senaryosu kapsamında bir miktar kur politikasındaki değişikliği gözlemliyoruz. Bence bunun ardından gelmesi gereken şeyler artık iletişimin, piyasayla olan iletişimin bir miktar daha dozunun arttırılması, ki son iki senede maalesef bunu pek göremedik. Ki dün itibariyle Mehmet Şimşek yine yapmış olduğu açıklamalar da vardı. Bunun bir miktar daha artarak devamını, piyasayla etkileşimin artarak devamını göreceğimizi öngörüyoruz. Artı atılması gereken somut adımlara ihtiyaç olduğunu ve bu somut adımların da kısa bir sürede atılması gerektiğini düşünüyoruz. Zira hem faiz tarafında, faiz politikası tarafında, yani üç bacaklı olarak düşünürsek bu işi, kur, faiz ve makro ihtiyati tedbirler olarak aslında genel bir çerçeve çizebiliriz. Bunun kur bacağı bir miktar aslında serbestleştirerek an itibariyle yurt dışına bir miktar mesaj verilmiş durumda. Ardından gelecek faiz hamlesi bir miktar ikinci bacakta o ilk verilen mesajı destekleyip desteklemeyecek mi, bunu göreceğiz. Zira faiz tarafında an itibariyle karışık bir seyir var. Mevduat faizi diye baktığınızda farklı, politika faizi diye baktığınızda farklı, kredi faizi diye baktığınızda çok farklı rakamlar görüyorsunuz. Dolayısıyla buranın bir normalleşmeye gitmesi gerekiyor. Üçüncü olarak da makro ihtiyacı. Hangi seviye olur? Sözünü kesiyorum, kusura bakma. Nereleri beklemek gerekir faizlerin normalleşti diyebilmemiz adına? Politika faizi açısından ve normal kredi faizleri ya da işte mevduat faizleri açısından bakarsak, nerede denge oluşabilir sizin öngörüleriniz tarafından? Piyasa tamam rahatladı diyebileceğimiz, artık bundan sonra önümüze bakabiliriz de engelleri atladık, sıkıntıları atladık diyebileceğimiz nokta neresi sizce? Evet, yani yurt dışındaki raporlara baktığımızda orada iki tane görüş hakim. Birincisi, hızlı bir şekilde 25-30 bandına çekileceği politika faizinin. İkincisi de 2-3 aylık süreçte artırımlar yaparak tekrar bir 25-30 bandına gitme durumu söz konusu gibi görünüyor raporlara baktığımızda. Açıkçası mevduat faizlerinin seçim öncesindeki, daha doğrusu birinci turdan sonraki tarihine baktığımızda %45'lere kadar yükselen mevduat faizi görmüştük. Orada an itibariyle %40'lara çekildi mevduat faizleri. Bunun ben %35-30-35 bandında dengeleneceğini, TCMB politika faizinde 20-25-30 bandında dengeleneceğini, kurun da bu patikada kendine bir şekilde yer bulacağını açıkçası düşünüyorum. Ama burada dediğim gibi aslında verilen mesajlar nümerik rakamların önüne geçiyor olacak. Zira bir kredibilite sunuldu. Bu kredibiliteye ilişkin atılan adımlar piyasa tarafından satın alınacak veya satın alınmayacak. Geçmişte görmediğimiz bir hareket görüyoruz şu anda farkındaysanız. Yani kur yukarı giderken Türkiye'nin CDS primleri hızla aşağı gelmeye devam ediyor. 720-750 bas puanlardan an itibariyle 500 bas puanın altına kadar geldik. Dolayısıyla somut adımlar atılırsa ben burada pozitif etkilerin olacağını düşünüyorum. Kurun nerede dengelenmesini beklersiniz? Böyle adil değer 24-25 seviyesinden bahsediliyordu son dönemlerde. Başka raporlar işte 27'ler, 29'lar dile getiriyor. İşte 36'ya kadar giden rakamlardan görüyorduk. Yabancı yatırımcının piyasaya girebilmesi için sizin gördüğünüz adil seviye neresidir? Ki sırf tek başına kurdaki hareket yeterli olabilir mi? Sonuçta biliyorsunuz Londra swap piyasasında da TL ile ilgili sıkıntılar hala devam ediyor. Oranda çözülmeden bu işin aşılması pek kolay değil gibi. Ne dersiniz, bu noktada adımlar beklemek gerekir mi? Evet, zaten kur için bence bir seviye telaffuz etmekten ziyade atılacak adımların önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o taraftaki swap kanallarında bir miktar bir gevşeme yapacaksınız ki an itibariyle Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şekilde dövizin, sıcak paranın ülkeye gelmesinin sağlanması gerekmekte. O atılacak adımlar faiz tarafındaki verilecek mesajlardan sonra, işte 22'sinde TCMB'nin toplantısından sonra
hemen akabinde faiz tarafında bir normalleşmeye ilişkin atılacak adımlarla beraber ben kur tarafının bir miktar dengeleneceğini düşünüyorum ama nerede dengelenir sorusunun cevabı bence pek yok. Zira yaklaşık 1-1,5 yıldır ya da 2 yıldır ciddi anlamda yönetilen bir kur söz konusuydu. Burada gerek ihracatçı tarafı gerekse de yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapmak için bekleyen tarafın ciddi anlamda sıkışmış olduğu bir kurla karşı karşıyaydı. Bunun ikna çabaları önemli. Ben yakın dönemde yeni ekonomi yönetiminin de bu arada yurt dışına roadshow'larla bir ikna sürecine gireceğini düşünüyorum yabancı yatırımcıyı. Bunları da görüyor olacağız. Bunların hepsini toparladığımızda denge seviyesi bence kendi kendine bulunacaktır. Peki seçim öncesinde Erdoğan'ın hep söylemleri vardı. İşte ben burada olduğum sürece faizlerin yukarı gitmesi gibi durum söz konusu değil derken bir anda U dönüşü gibi bir yapının oluştuğunu görüyoruz. Gerçekten Merkez Bankası'nın başkanlığında da bir değişiklik olması beklentisi söz konusu. Yeni başkanın ya da işte da spekülasyona göre tam manasında tabii bilemiyoruz atama yapılmadığı için. Faiz arttırma konusunda eli çok rahat olabilecek mi, ne dersiniz? Ya da böyle çok agresif faiz arttırmaları görecek miyiz? 500-600 baz puanlık. Kimi kurumlar tek seferde 16 puanlık artış bekleyenler bile var. Yani şöyle düşünmek lazım. Genel olarak hükümet politikalarıyla ekonomiyi birbirinden çok ayırmak mümkün olmuyor açıkçası. Bunu dünyada da görüyoruz. Ama günün sonunda gitmek istediğimiz noktaya ilişkin verilen mesajlar an itibariyle piyasa tarafından satın alınmış durumda. Piyasa bununla yetinmeyecek ve daha fazlasını isteyecektir muhakkak. Ve bu adımlarda ben bir yere kadar atılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yukarıdaki iradenin aşağıya doğru yansıması bir miktar özellikle önümüzdeki 3-6 aylık süreç içerisinde farklı olabilir. O yüzden de bir miktar daha farklı adımlar görürüz diye tahmin ediyorum. Ama şunu unutmayalım. 2024 iç çeyrekte tekrar bir seçim sürecine gireceğiz. Dolayısıyla oraya doğru ufak farklılıklar ve ekonominin de çok fazla durmasına yol açmayacak şekilde selektif olarak uygulanacak bazı farklı politikalar da muhakkak ki göreceğiz. Ama önümüzde çok kritik bir 3-6 aylık bir periyot var. Açıkçası biz öyle görüyoruz. Dolayısıyla bu 3-6 aylık periyotta olabildiğince ortodoks tarafa yanaşmak lazım. Ve mevcut durumdaki döviz açığıyla alakalı da bir bakıma bu değerler manzumesi dediğimiz en başından en sonuna kadar TCMB'nin rezerv politikasından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tarafına kadar, faiz politikasına kadar, makro ihtiyati tedbirlere kadar bir dolu açıkçası gidilmesi gereken yol var. Bunların yavaş yavaş somut hale getirilmesi gerekiyor. Bu anortodoks dediğimiz sistemde makro ihtiyaç tedbirler çok önem kazanmıştı. Son 1,5 yıldır özellikle sürekli olarak her hafta düzenlemelerin geldi. Bundan sonraki süreçte de bunun devam etmesini bekliyor musunuz? Yoksa artık böyle bankacılık sektörünü biraz daha rahatlatan tedbirlerle mi ilerleyeceğiz? Yani alacak bu makro ihtiyaç tedbirler yumuşama yönünde mi gidecektir? Nasıl bir öngörünüz var? Öyle olmalı. Zira piyasada bunu böyle bekliyor. En basitinden şunu söyleyebiliriz. Geçen yıl yanılmıyorsam bankacılık sektörüyle alakalı yaklaşık 250-252 tane falan regülasyon yayınlandı. Bunu tabii birbirine bağlı bir sistem olarak düşünürsek aslında bir tane regülasyonun çok değdiği nokta var. Ama aşağı yukarı 50-100'e yakın bir regülasyonun olduğu belli. Bu regülasyonlarda gevşeme olması lazım. Bunlardan bence en başında alınacak 2-3 tane şey var. Birincisi bankaların bilançolarındaki TL taraftaki ağırlığının %70 olma zorunluluğunu yavaş yavaş tedricen %50'lere çekeceklerdir diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan kredilerde uygulanan faiz üst sınırının hemen kaldırılması belki pek mümkün değildir ama orada biraz bir yumuşama olabileceğini açıkçası öngörüyoruz. Dolayısıyla makro ihtiyati tedbirler zaten baktığımızda bankacılık sektörünün üzerindeki en büyük risk olarak görünmekteydi. O tarafı rahatlatmak doğal olarak hisse senedi piyasasından makro taraftaki algıya kadar yabancının etkisini gösterecektir muhakkak ki. Dolayısıyla ilk etapta bu makro ihtiyati tarafta bu 2-3 adımın atılması gerekiyor. Bu arada dün hazine nakit dengesi geldi. 169 milyar TL'lik fazla verdiğimiz göre önceki veri yaklaşık olarak 159 milyar eksiydi. Bunda da ertelenmiş olan, depremden kaynaklı ertelenmiş olan vergi gelirlerinin daha sonra sisteme girmesinden. Böyle bir nokta var ama öte yandan da baktığımız zaman son 15 günde KKM tarafından hem hazine hem de Merkez Bankası üzerinde bir
büyük oluşma potansiyelinin oluştuğunu görüyoruz. 19,5 seviyelerden 23,5 seviyesine gelmiş bir dolar TL göz. KKM'nin etkisini nasıl olacağını düşünüyorsunuz? İleride buradaki sistemin nasıl bir tasfiye edilmesini beklersiniz? Ne zaman burada bir tasfiye süreci başlar? 3 aylık periyotlarla bağlanan bir KKM durumu biliyorsunuz mevcut. An itibariyle 2.1 trilyon gibi bir büyüklüğe gelmiş durumda. Orada ben açıkçası tedricen azaltma yönüne gideceğini düşünüyorum mevcut ekonomi yönetiminin. Bu da önümüzdeki 3 aylık sürecin vade sonundan itibaren sanki yavaştan onun izlerini alırız diye tahmin etmekteyim. Burada tabii uygulanacak yol nasıl olacak onu hep birlikte göreceğiz. Bir yük olduğu kesin. Fakat bu yükü sonuçta biz normalleşmeye gidiyoruz ve normalleşme yoluna girdik. Buna karşı attığımız adımlardan bir tanesidir şeklinde düzgün bir şekilde anlatabilirsek burada da çok fazla yara almadan bu sürecin sonundan çıkabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunların hepsi dönüyor dolaşıyor iletişime ve kendinizi yurt dışına nasıl anlattığınızda doğru orantılı olarak devam ediyor. Bu süreçte çok ciddi anlamda önümüzdeki 3-6 aylık süreç içerisinde özellikle yabancı yatırımcıyı buraya çekmek adına atılması gereken adımların önemini bize zaten açıkça gösteriyor. Peki bunların hepsini bir potada erittikten sonra Borsa İstanbul tarafındaki gelişmeleri nasıl değerlendiririz? Yani önümüzdeki bir küçük yatırımcısınız ne yapmanız lazım? Nasıl bir strateji izlemek lazım? Yatırım portföyünüz nasıl olmalı? Sizin gibi değerli bir bu konu uzmanına fikirleri bizim için çok kıymetli. Ne dersiniz? Şimdi geçtiğimiz yıla oranla bu yıla baktığımızda tabii gerek yatırımcı psikolojisinde gerekse de borsanın alternatif ürünlerde bir değişim olduğunu görüyoruz. Yatırımcı psikolojisi şöyle değişti. Geçen sene insanlar sektör ve şirket ayrımı yapmaksızın gözlerini kapatıp hisse seçtiklerinde alternatifsizlikten dolayı zaten ciddi anlamda bir getiri elde ettiler. Fakat bu yıl pek durum böyle değil. Ocak ayının başından itibaren 3 Ocak'ta yanılmıyorsam TL bazda 5700 gibi bir seviye görmüştük. 5703 gördük. Evet, 5703 seviyesini görmüştük. Oradan beri ciddi anlamda aslında 4500'lere kadar bir geri çekilme yaşadık. Ve volatilitenin de ciddi anlamda arttığını gördük. Bu süreçte zaten özellikle ilk çeyrek bilançolarına da baktığımızda sektörel bazda bazı farklılıklar olmakla birlikte geçen yıla ve çeyreklik bazdaki bilançolarda da bir erime gördük açıkçası şirketlerde. Önümüzdeki dönemde kısa vade olarak biz belli bir miktar porsiyon işte hisse senedi tarafında pozisyon taşıyan yatırımcıları risk getiri beklenti risk getiri profili bir miktar yukarıda olan yatırımcılarda %20-25 olan hisse senedi portföylerini 30-35 bandına çekmelerini önerdik açıkçası. Hı hı. Bir miktar daha ekonomi politikalarının netleşmesiyle beraber oradaki yeniden normalleşme seviyemiz ne olur ona tekrar bakacağız. Ama önemli olan 2-3 konu var. Bunlardan bir tanesi somut adımların ekonomi yönetimi tarafından az önce bahsettiğimiz adımların atılması. İkincisi yabancının buraya nasıl bakacağının netleşiyor olması. Üçüncüsü bence ikinci çeyrek bilançolar olacak. İkinci çeyrek bilançolarda da sektör olarak selektif olmak kaydıyla belli sektörlerde biz potansiyelin hala olduğunu düşünüyoruz. BIST 100 için de şöyle düşünmek lazım. TL nominal bazda 5200'ün üzerinde kaldığı sürece 200 günlük hareketli ortalamayı da bence 4500-4600 seviyelerinden yavaş yavaş yukarıya doğru taşıyacak ve bizi tekrar işte 3 Ocak'taki gördüğümüz 5700 seviyelerini gösterecektir. Önemli olan 6 aylık bilançolarda çeyrekten çeyreğe özellikle baktığımızda selektif olarak iyi iş yapan sektörlerde bulunmanın önemi ortaya çıkıyor. Toparlayacak olursak %30-35 bandında bir hisse senedi portföyünün biz belli bir süre içinde taşınabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Geri kalan %65'i nasıl dağıtmak lazım sizin tecrübenize göre? Yatırımcılar nasıl bir dağılım yapmalı? Şöyle, TL taraf ve aslında portföyün tamamına baktığımızda bunu TL ve yabancı para birimi cinsinden düşündüğümüzde TL tarafın 30-35'ini hisse senedinde aloke eden yatırımcıların belki 10-15 puan için puanlık kısmında da bir miktar daha mevduat üzerine getiri sağlayabilecekleri özel sektör tahvillerinden oluşan yatırım fonları noktasında bir seçim yapabilirler. Burada bireysel yatırımcılar an itibariyle 35 ile 40 arasında bir mevduat faizine erişebilirlerken özel sektör tahvil bonolarından oluşan serbest fonlar,
içeriğinde tamamen bunlar olan mevduatın da olduğu serbest fonlar yaklaşık 40-45 bandında şu an itibariyle getirebilir potansiyeldiler. Dolayısıyla orayı öyle düşünebiliriz. Geriye kalan %50 içinde bence döviz bazlı ürünlerde olmak an itibariyle şu konjonktürde iyi gibi görünmekte. Bunlar en başında biz Eurobond fonlarını, ardından altın fonlarını, ardından da değişken fonları ön plana çıkartıyoruz. Değişken fonlarda ön plana çıkartmanızın nedeni de aslında sizin oraya TL yatırım yapmanız yatırım yapmanıza rağmen içerisindeki varlıklar genelde döviz bazlı olduğu için aslında sentetik bir döviz pozisyonu oluşturmanız. Aynı gram altında olduğu gibi. Dolayısıyla bunun yanında bir de Eurobond fonlarını eklediğimizde özellikle geç serisinin kısa tarafında kalan Eurobond fonlarıyla beraber bu portfolyo yapısının yılın geri kalanında hem korumacı hem de bir miktar daha reel getiri üreten bir portföy yapısı olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Peki biraz da dışarı bakalım. Son 3-4 dakikamızın içindeyiz. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı var. Biliyorsunuz Fed'in atacağı adımlar artık piyasalar için oldukça önemli. Belli bir pivot Fed noktasına doğru geliyor muyuz, gelmiyor muyuz? Geçtiğimiz Aralık ayından beri hep bir söylem vardı. İşte Fed bir yerde duracak, Fed bir yerde duracak. O durma noktasına geldik mi, ne dersiniz? Yoksa hala riskler baki mi? Yani Mayıs ayındaki toplantı tutanaklarına baktığımızda sanki Haziran'da bir duruş olacağının sinyalini almıştık. Fakat şu andaki Fed Fund Future'lara baktığımızda sürekli bir değişim söz konusu. Ama sanki Haziran ayında bir pause düğmesine basılıp durulacak. Ama Temmuz ayı için verilecek mesajlar takip edilecek diye açıkçası görüyoruz. Bunun yansıması olarak da zaten Amerika boyutunda, daha doğrusu global piyasalarda konuşulan iki tane konu var. Bir, Fed'in faiz politikasındaki o paternle yukarıya doğru hareketin nereye kadar devam edeceği. İki, resesyon kaygıları. Bunlardan işte faiz tarafını konuştuğumuz gibi Temmuz'da verilecek mesajlar yine veri odaklı gitmeye devam edecek. Muhtemelen Fed hizmet enflasyonu tarafında nasıl bir frenleme olacak ve iş gücü piyasası ne şekilde bir miktar daha dizginlenecek onu görüyor olacağız. Verilerle takip ediyor olacağız. Diğer taraftan da resesyon tarafında da işte Goldman gibi, Morgan gibi büyük kurumların yavaş yavaş yine resesyon beklentilerindeki tahminleri %20-25 seviyelerine doğru indirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu aslında yurt dışındaki hisse senedi endeksleri için pozitif bir atmosfer oluşturuyor. Endeksel tarafına baktığımızda da Amerika'da orada da bir rotasyon durumunu görüyoruz açıkçası endeksler arasında. Yani Nasdaq'tan S&P'ye, S&P'den Dow Jones'a mesela son olarak da dün itibariyle yaşanan hareketleri de sanki bir miktar daha Russell 2000 endeksine, yani küçük şirketlerden oluşan endekslere doğru bir kayıp söz konusu. Bu bir miktar daha hareketin geneye yayılması gibi yorumlanabilir. Dolayısıyla bunun izlenmesini öneriyoruz. Özellikle S&P tarafında da 4300 dediğimiz o direnç seviyesinin üzerinde kaldığımız her gün bence bir miktar daha kuvvetlenecek o taraf. O yüzden yılın geri kalanında Fed başta olmak üzere resesyon kaygılarının bir miktar daha azaldığı ama endeks seviyesinde de bir miktar daha hareketin genele yayıldığı bir hareket görme ihtimalimiz bence yüksek yurt dışında. Biliyorsunuz yaklaşık Mart'ın başında bir Amerika'da bankacılık krizi gibi bir durum yaşandı. Orada işte uzun bir aradan sonra 2008'den sonra çok büyük bir banka batışını görmüştük. 15. büyük bankanın battığını, SVB bankanın battığını görmüştük. Peşinden birkaç tane bankanın birleşme hikayesinin olduğunu, hemen bir koruma kalkanı oluşturulduğunu gördük. Geçtiğimiz günlerde de yalından bir son 3-4 hafta önce yeni banka birleşmelere gelebilir sektörde diye açıklamalar vardı. Ne dersiniz? Orası yumuşak karın olmaya devam etme ihtimali var mı? Bütün piyasanın işte resesyona girme ihtimali, işte bu credit crunch dediğimiz hikayenin tetiklenmesine sebebiyet vereceğini tahmin ediyordu. Ama iş gücü piyasası, istihdam piyasasının çok kuvvetli olmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bu ikilem nasıl aşılabilir? Yani zaten bence Fed'in önündeki en büyük ikilemlerden bir tanesi de bu. Yani bankacılık tarafındaki o stres bir miktar aslında dizginlenmiş gibi görünmekle birlikte hala orada potansiyel bir tehlikenin olduğunu herkes söylüyor açıkçası. Tabii buradan baktığımızda biz detaylı olarak çok bir şey görmüyoruz ama muhtemelen Fed bununla alakalı bankacılık tarafındaki düzenleme ve otoritelerle birlikte çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Büyük oranda Amerika'nın genelinden global tarafı da etkileyecek tetikte bir krize, kredi crunch'a yani kredi krizine dayanan bir olay olmasını
Açıkçası çok beklemem. Fakat tabii oturduğumuz yerden beklemiyoruz. Günün sonunda verilere bağlı bir FED ve bu politikayı yöneten bir FED de aslında karşımızda olacak. Bir miktar bence Haziran toplantısında o tarafa nasıl değineceği konusu önemli. Zira mesela dün yaşanan bir hareket de enteresandı. Amerika'da KRE Bankacılık Endeksi, Regional Bankacılık Endeksinin %3.31 değer kazandığını gördük. O da enteresan bir hareketti. Dolayısıyla bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bence Haziran ayında FED'in tutanaklarında vereceği alt dip notlara biraz daha odaklanmak gerekiyor. Çok teşekkürler efendim. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Sağ olun, iyi yayınlar, kolay gelsin. Efendim, bir yatırımcı soruyor programında sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.